Alanya Posta TV ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 84 yaşında vefat eden eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal için parti genel merkezinde tören düzenlendi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliği, 37. Hükümette Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Baykal, çok iyi düzeyde İngilizce bilmekteydi, evli ve iki çocuk babasıydı. Şu anda musallada bulunan, uzun yıllar devletimize bakan olarak, başbakan yardımcısı olarak, genel başkan olarak hizmet etmiş merhum Deniz Baykal Beyefendi'nin cenaze namazını hep birlikte eda ettik. Allah kabul eylesin. Amin. Ruhu şad olsun. Amin. Mekanı cennet olsun. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından vefat eden Antalyalı eski genel başkanı Deniz Baykal için parti genel merkezinde tören düzenlendi. Töreni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partili vekiller ve Baykal ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşan ve Deniz Baykal'ın hayatı boyunca Türkiye için mücadele ettiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkanım, huzurunda söz veriyorum, ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzde verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Bu duygularla size Allah'tan rahmet, sevgili eşiniz Olcay Baykal hanımefendiye, ailenizin tüm bireylerine, Cumhuriyet Halk Partisi ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." diye konuştu. Allah rızası için El Fatiha. Değerli izleyenler, Deniz Baykal'ın cenaze töreni için Alanya'dan da hem ilçe yönetiminin büyük bir kısmı hem milletvekili aday adayları ve partililer de katılım gösterdi. Ankara'da genel merkezde düzenlenen törene. Cenaze törenine aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile diğer siyasi partilerin genel başkanları da katıldı. Taziyeleri kabul etti CHP Genel Başkanı ve Genel Merkez yöneticileri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşarak taziye dileğinde bulunduğu da dikkatlerden kaçmadı. Alanya'nın 364.180 olan resmi nüfusu ile hangi illerden göç aldığı belli oldu. İlçede 53.569 kişi farklı milliyetlere sahipken, ülke içinde en fazla göç alınan il ise Konya oldu. En fazla Alanyalı ise İstanbul'da ikamet etmekte. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Alanya'da yaşayanlar ve memleketleri açıklandı. 364.180 nüfusa sahip Alanya'da ikameti ilçede olup nüfusu farklı bölgede kayıtlı olan toplamda 208.793 vatandaş yaşıyor. Bu rakamın 53.569'unu yerleşik yabancılar oluşturuyor. İlçede Antalyalı sayısı ise 155.387 kişi. Alanya'da en fazla göç alınan il her yıl olduğu gibi bu yılda 13.184 ile Konya oldu. Konya'yı 8.374 ile Hatay, 6.412 ile Kahramanmaraş, 5.651 ile Adana, 5.333 ile Ankara, 5.215 ile Diyarbakır, 5.206 ile Kayseri, 5.160 ile Mardin, 4.677 ile Karaman, 4.557 ile Gaziantep, 4.135 ile Adıyaman, 4.134 ile İstanbul ve 3.874 ile Şanlıurfa takip etmekte.
Alanya'da en az nüfusa sahip il ise 115 ile Yalova, 171 ile Hakkari, 204 ile Bayburt, 265 ile Iğdır, 281 ile Çanakkale, 291 ile Ardahan, 301 ile Kırıkkale ve 361 ile Tunceli Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oluşturmakta. Ankara'da 1178, Hakkari'de 8, Hatay'da 41, Kahramanmaraş'ta 37 ve Konya'da 814 olmak üzere ülke genelinde 148.339 Alanya nüfusuna kayıtlı kişi yaşamakta. Depremle birlikte oluşan yeni yerleşim planlaması sonrası demografik yapının önümüzdeki yıl değişmesi bekleniyor. Yaşanan deprem felaketinin ardından Alanya'daki demografik yapının da önümüzdeki yıl için netleşecek fakat yıl içerisinde değişmesi bekleniyor. Çünkü deprem bölgelerinden yoğun bir göç alması düşünülüyor. Hali hazırda o bölgeden buraya nakledilen vatandaşlar var 30 bin civarında. Bunların önemli bir kısmı belki dönecek ama mutlaka dönmeyenler de burada yaşamlarına idame ettirmek isteyecektir. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve AFAD Alanya'da büyük bir yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasına 7'den 70'e on binlerce vatandaş destek verdi. Deprem anından itibaren Alanya halkının büyük bir kenetlenme örneği gösterdiğini söyleyen AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, depremin 10 ilimize yayılan yıkım etkisinin ardından ekiplerimiz canla başla ve fedakarca bir mücadele içerisine girdi. Devletimizin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın ve gönüllülerin de desteğiyle arama kurtarma çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdü. Sürdürmeye de devam ediyor dedi. Depremden etkilenen 10 il için ülkemizde büyük bir yardım seferberliği başlatıldı diye konuşan AK Parti İlçe Başkanı Yüksek Mimar Mustafa Toklu. Alanya'mızın yardımsever ve gönlü zengin halkı depremin ilk gününden büyük bir kenetlenme örneği göstererek deprem bölgesindeki öncelikli acil ihtiyaçların karşılanması için 7'den 70'e herkes elinden geldiği kadar yardımda bulundu dedi. Deprem sonrası Alanya halkının büyük bir yardım seferberliği içerisinde olduğunu aktaran Başkan Toklu, devlet, millet el ele vererek bu felaketin yaralarını saracaklarını aktarıp, bugün itibariyle Alanya olarak toplam 703.961 ihtiyaç malzemesini deprem bölgesindeki kardeşlerimize ulaştırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla birçok ilde otellerin, yurtların ve misafirhanelerin kapıları deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlarımıza açıldı. Alanya'mızda toplam 193 otelde yaklaşık 24 bine yakın deprem mağduru kardeşimizi ağırlıyoruz. Ayrıca deprem bölgesinden yaralı olarak şehrimize gelen depremzedelerin tedavileri Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde gerçekleşmiştir dedi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 2 çöp kamyonu ve 6 personel temizlik ve çöp sevkiyatı için deprem bölgesi olan Hatay ve Kahramanmaraş'a gitti. Kahramanmaraş ve Elbistan'da meydana gelen ve 10 ili vuran iki büyük depremin ardından Alanya Belediyesi bünyesindeki tüm ekip ve ekipmanla deprem bölgelerine gitmeye devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi, tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu deprem sonrası süreçte yaraların sarılması için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma ve moloz kaldırma çalışmaları için deprem bölgesinde görev yaparken dün itibariyle Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 2 çöp kamyonu ve 6 personel Hatay ve Kahramanmaraş'a görevlendirildi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada bütün ekip arkadaşlarıyla hem deprem bölgesinde hem de kente gelen depremzedeler için sahada olduklarını vurgulayarak şunları söyledi. Alanya Belediyesi olarak bütün ekip ve ekipmanlarımız hem deprem bölgesinde hem de kentimizde misafir ettiğimiz depremzedelerin konaklama ve ihtiyaçları için 7/24 sahada. Deprem bölgesindeki en önemli ihtiyaçlardan birisi de şüphesiz hijyen ve temizlik. Çünkü bölgede enkaz çalışmalarına artık geçildi. Arama kurtarma faaliyetleri büyük oranda sona erdi. Her ne kadar birkaç noktada kurtarma faaliyetleri devam etse de umut veren haberler, müjdeli haberler alsak da bölgede yoğun olarak bir temizlik faaliyeti de gerekliliği görülmekte. Bölgeyi takip eden, ziyaret eden birisi olarak bunu belirtebilirim. Alanya Belediyesi'nde bu noktada yapmış olduğu bu çalışma takdir edilmesi gereken bir uygulama. ALSU Başkanı Eray Erdem, 14 Şubat Sevgililer Günü için çiçek almayı düşünen vatandaşlara çağrı yaptı gün içerisinde. Erdem çağrısında çiçek alma, depremzedelere yardım et dedi. Çiçek alma sevgini bağışlı sloganıyla vatandaşlara depremzedeler için bağış yapmalarını isteyen Başkan Erdem, yaşadığımız büyük felaketin izlerini birlik beraberlik içerisinde sileceğiz. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. İçinde bulunduğumuz 14 Şubat'ta da depremzedelerimize sevgimizi bağış yaparak gösterelim dedi. Oba Başkent Hastanesi yanında bulunan ALSO Deprem Yardım İstasyonu'na vatandaşlar yardımda bulunabilir. Alanya Belediyesi aralarında macera park, büfe, iş yeri, piknik yeri ve tuvaletin de olduğu 24 işletme için kira ihalesi düzenliyor. İhaleler 16 ve 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek. En yüksek bedelli ihale çarşı merkezinde bir dükkan için yıllık 2 milyon lira istenirken en düşük kira bedeli de Çayarası Çarşısı'nda bir iş yeri için 4500 lira olarak belirlendi. 140 dönümlük arazi üzerinde 60 dönüm... Alanya Belediye Encümeni Macera Parkı yıllık 1 milyon liradan 5 yıl süreyle kiraya vermek için 16 Şubat'ta ihale yapacak. Belediye ayrıca Çayarası Çarşısı'nda bulunan 14 dükkanı 4500 ile 36.300 lira arasında değişen fiyatlarla Türkler'de bir büfeyle iş yerini ise 12.000 ile 215.000 lira arasında 3 yıllığına ihale usulü kiraya verecek. Alanya Belediyesi'nin Asmaca Mahallesi Kızılalan mevkisi içerisinde 100 dönüm arazi inşa edilen Macera Park projesi içerisinde kır lokantası, idari bina, yöresel ürünler satış yeri, manej ve hayvan barınağı, ağaçlar arası yürüyüş parkuru, kader atlayışı, yarış parkurları, dev salıncaklar, ağaçlar arası raylı kayma hattı, paintball alanı, çocuk oyun alanı, trekking, doğa yürüyüşü için yürüyüş yolları bulunan tesisi ihaleye çıkardı. Alanya'da özellikle gençlerin uğrak yeri olması için değerlendirilen park için yıllık 1 milyon lira kira bedel biçilerek 5 yıllığına ihaleye çıkıyor. 16 Şubat'ta açık artırma usulüyle yapılacak ihale için 150 bin lira geçici teminat maddesi koyan Alanya Belediyesi ihalede cayma bedeli olarak da 500 bin liralık bir bedel koydu. Belediye ayrıca 23 Şubat'ta Şekerhane Mahallesi'nde bir iş yerini 60 bin liraya cayma bedeli şartıyla yıllık 2 milyon liradan, Türkler'de bulunan kafeteryayı yıllık 60 bin liradan, iki iş yerini ise 300'er bin liradan, Oba Alaca Camii'ndeki piknik yerini 60 bin liradan, ilçe merkezinde bulunan bir iş yerini 45 bin liradan ve yine ilçe merkezindeki bir tuvaleti yıllık 35 bin liradan 3'er yıllığına açık arttırma usulüyle kiraya verecek. Alanya Belediyesi 24 iş yerinin ihalesinden toplam 14 milyon 675 bin 900 lira bekliyor. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, depremden sonra Alanya'ya gelip evlerde misafir olan vatandaşlar için oluşturulan kayıt bürolarını ziyaret etti. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer aynı zamanda Alanya Belediyesi'nin Gönül Pınarı mağazasında ziyaret ederek yetkililerden bilgi alıp
depremzede vatandaşlarla sohbet etti. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grup ekibi Armoni Alanya Kestaspor'da futbolcular izin yapıyor. Deprem felaketlerinden dolayı liglerin ertelenmesi nedeniyle 3 günlük izne giden Alanya Kestaspor'da 22. hafta hazırlıkları 16 Şubat Perşembe günü başlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da merkezden uzak kırsal mahallelere dağılan sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken deprem çadırlarındaki vatandaşların da sağlık kontrollerini yapıyor. Deprem bölgesi Hatay'da görevli Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 11 kişilik sağlık personeli yaralara merhem olmayı sürdürüyor. Ekipte görevli sağlık personelleri 112 ve UMKE ile ortaklaşa çalışarak enkazdan sağ kurtarılan depremzedeleri ilk müdahaleyi yaparak Sahra hastanelerine nakillerini gerçekleştirdi. Moloz yığınları altında çalışma yapan arama kurtarma ekiplerine de destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tozdan etkilenen kurtarma... ...enkazlarda bulunduk şimdiye kadar. Enkazda çalışan personellerimizin tansiyonu düştü, bayılmaları oldu. Artık çok... Antalya Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansıyla merkezden uzak kırsal mahallelere dağılan sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken ilaç desteğini de buldu. Gazipaşa'nın Güney Mahallesi Köy Konağı Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından ücretsiz ikram merkezi ve giyim markete çevrildi. Mersin, Antalya D400 karayolu üzerinde bulunan köy konağında deprem bölgesinden Antalya'ya gelen depremzedelere ücretsiz yemek ve içecek ikramı yapılıyor. Köy halkı, kaymakamlık ve Gazipaşa Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan yemekler, vatandaşlar tarafından temin edilen gıda, giyim, ayakkabı gibi diğer yardım malzemeleri depremzedelerin kullanımına sunuluyor. Depremzedelerin hizmetinde olan köy konağında psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Buraya gelen depremzede ailelere psikolojik destek veren görevliler çocukları da unutmadı. Görevliler çocukların yaşadığı korkuları unutturmak için çeşitli etkinlik ve aktivite gerçekleştirdi. Çocuklarla oyunlar oynayıp boyama, kitap okuma ve yüz boyama etkinliği yapan görevli personeller, çocukların ve ailelerin travmalarını atlatmaları için büyük mücadele veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinden kente gelen depremzedelerin Cam Piramit Afet Yardım Toplanma Merkezi, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'ndeki Giyim Bankası ve AFAD Koordinasyon Merkezi'ne ücretsiz ulaşımını sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgelerinden Antalya'ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferberlik halindeki çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi hem deprem bölgesine yardımları ulaştırmak hem de kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından Antalya'ya gelen depremzedelerin kaldıkları yerlerden Büyükşehir Belediyesi Cam Piramit Afet Yardım Toplama Merkezi, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'ndeki Giyim Bankası ve Meltem'deki AFAD Merkezi'ne ulaşımını sağlıyor. Depremzede vatandaşlar için Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Muratpaşa KYK yurdu önünde ve Karpuz Kaldıran'dan ücretsiz ring seferberi başlatıldı. Gün boyu hizmet veren ring seferleriyle dileyen depremzedeler temel ihtiyaç malzemelerini karşılamak için Cam Piramit'e, Doğu Garajı Kültür Merkezi'ne veya kayıt işlemleri için Antalya Spor Salonu içerisindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırılıyor. Şey,
Antalya Büyükşehir Belediyesi Cam Piramit Afet Yardım Toplama Merkezi'nde de Antalya'ya ulaşan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Gönüllü vatandaşların yardımlarıyla toplanan temel ihtiyaç malzemeleri depremzedelerin ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Özenli bir şekilde hazırlanıp paketlenen ihtiyaçlar bekletilmeden depremzede vatandaşlara teslim ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grup ekibi Armoni Alanya Kestelspor'da futbolcular izin yapıyor. Deprem felaketlerinden dolayı liglerin ertelenmesi nedeniyle 3 günlük izne giden Alanya Kestelspor'da 22. hafta hazırlıkları 16 Şubat Perşembe günü başlayacak. Mavi Beyazlılar Perşembe günü saat 13'te Milli Egemenlik Stadı idman sahasında Karaman Futbol Kulübü hazırlıklarının ilk çalışmalarını gerçekleştirecek. Sevgili seyirciler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın, mutlu akşamlar.